başbakan tutuklanacaktı propagandası yapıldı. Bunu demek istiyorum. Burada bir operasyon yapılıyor cemaate karşı. Bu operasyonun arkasında AK Parti'yi yönlendiren MIT var. Ben buna yüzde yüz eminim. Çünkü bir sürü hadiselerde mesela kişilerin bürokraside kadrolaşıyor denilmesi. Yok efendim bilmem ne böceği bunu MIT'çi polis, cemaatçi polisler konuldu demesi buna da cevabı cemaat bu, var. Cemaatin açıklamaları var ya, yani Fethullah Gülen'in bizzat açıklamaları var ki hiç bu başbakana konulan böcekle hiç alakalarının olmadığına. Yani her konuda laf dönüp dolaşıyor ve cemaat bunu yaptığıya getiriliyor MİT tarafından. İşte cemaat sizin iktidarınıza ortak olmak istiyor söylentileriyle cemaatle e, iktidarın aslında arası maalesef açılıyor ve açıldı. Acaba ben de bunu şunu düşünüyorum. Acaba bir samimiyet yok bu bitte. Yani Tayyip Erdoğan'ı yanlış yönlendirerek cemaatle arasını bu tip söylemlerle bunlar mı açıyor bence bu konunun Peki, da. Peki ben de şunu sormak istiyorum. Cemaat olmasa bile cemaatle yani gücünü cemaatten aldığını iddia eden bir takım aktörler yüzünden kriz buraya gelmiş olamaz mı? Sizce koskoca Türkiye'nin Cumhurbaşkanı başbakanı e, söylentilerle mi hareket eder yoksa önüne bir takım istihbarat raporları konuyor olabilir mi? E, ama kim yani, koyuyor? İşte ben bunu tamam söylüyorum. Yani e, siz şunu mu söylüyorsunuz? Başbakan yanıltılıyor. Başbakan bu ülkenin istihbarat teşkilatlarından yanıltılıyor. E, ben buna inanıyorum tabii. Ben buna inanıyorum. Çünkü bak geldiği noktaya bak öyle bir noktaya geldi ki lüzumsuz yere dershaneleri kapatmaya yelteniyor lüzumsuz yere beni hedef almışlardı beni tutuklayacaklardı diyor halbuki hukukken bu Uçubaş başbakan'a gidiyordu o e, hukukken bu ya ucu manen gidebilir ancak yani bu neticede KCK ile mit iç içe girmiş bu yanlış diyebilirsin mite yönelik bu operasyonun doğru diyebilirsin ama bunun sonucu başbakan hedefti başbakanı tutuklayacaktı delilemez bu hukukken mümkün değil ben bu Mesela kanaatteyim ben başbakanın tavanıyız. yanıtıldığı kanaatindeyim. Ee, endişeye sevk edildiği kanaatindeyim ve bak öyle bir tablo ortaya çıktı ki bu son atakla maalesef. Adam, bu 7 Şubat'ı ne olur bir daha konuşmayalım. Ha, ben bunun 7 Şubat'ı konuşmuyorum da ya. yani. bu birbirine bağlı bu yeni tekrardan bu Hakan Fidan'ın aleyhine çıkan yazılardan dolayı yeniden Peki. işte İsrail İsrail Peki. bağlantılı cemaat suçlandığı için yeniden bir dershane operasyonu başlandı diye Peki. ben bir soru işareti ortaya atıyorum.